Merhaba Eylül, sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Dersimize başlayalım. Tam saatte dersimizi bitireceğiz. 20 geçiyor gibi görürsem. Geçen hafta işlediğimiz yerleri tekrar ettin. Tanışma kalıplarını, common fiilini, Heisen fiilini, Sein fiilini çekimledin. Şimdi mesleklere geçeceğiz. Bugün 40 dakika içinde bu ünitenin mesleklerini ve V frageleri işlemeyi düşünüyorum. V fragelerini yetiştiremezsek öbür dersimizde V frageleri işleyeceğiz. Ich bin Journalistin. Burada bir dinleme metni var. Şöyle önce bir bakalım. Ich bin Diplom Informatiker. Was meinen Sie? Wer ist wer? Kim kim? Sehen Sie die Fotos und die Visitkarten an. Das ist Markus Bäuerlein. Bu Markus Bäuerlein. Ja, das glaube ich auch. Ben de öyle düşünüyorum. Aslında düşünmek, denken, glauben varsaymak, inanmak anlamında. Ich glaube ich, das glaube ich auch. Ben de böyle düşünüyorum. Nein, ich glaube das ist ein Journalist. Şuradaki fotoğraflara bakıp kimin ne hangi meslekte olduğunu tahmin etmeni istiyor. Ama biz buraya geçelim. Şuradaki visit kartlara bak. Kart visitlere yani. Yakın nasıl? İyi görüyor musun? Tamam. Şimdi dinlemeyi açacağım sana. Birçok yabancı kelimeler duyabilirsin. Kein problem, sorun değil. Sadece bak sayıları biliyorsun, yaşlarını yazmışlar, nerede yaşadıklarını yazmışlar. Bir yerlerden birkaç ipucu yakalayıp ilk dinlediğin A mı, B mi, C mi? Bunları not etmeni istiyorum senden. Şurada her text visit kartın yazıyor ya. Bir A, o da B. İki, hangisi ise. Şimdi dikkatlice dinle. Ses geliyor mu? Hayır. Gelmiyor mu? Şöyle bir ekran paylaşımı yapayım. Şimdi dinle. Geliyor mu Eylül? Çok kısık geliyor. Tamam, biraz açayım. Şimdi nasıl? Biraz daha. Acaba benim bilgisayarımda mı çalıyor? Ses gelmiyorsa telefondan açayım. Ses çok az geliyor. Tamam. Telefonun hoparlörü daha iyi olabilir. Bunun leksiyonuna bakayım bir. Leksiyon 2B. Lektion 2. Ich bin Journalistin. Aufgabe 1b. 1. Ich bin 38. Ich lebe in Bonn. Ich bin verheiratet. Ich habe zwei Kinder. Ich bin Architekt. 2. Ich bin 32 und komme aus der Schweiz. Ich wohne in Köln. Ich lebe getrennt. Ich habe zwei Kinder. Ich arbeite als Journalistin bei X Media. 3. Ich wohne in Berlin. Ich bin 25. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin Diplom-Informatiker
und arbeite als IT-Spezialist bei Galaxist. 4. Ich komme aus Belgien und wohne in Berlin. Ich bin 25 und nicht verheiratet. Ich studiere Marketingmanagement und ich mache ein Praktikum bei Nexthome. Tekrar dinlemek ister misin? Aslında yaptım. Tamam. Hı-hı. Alayım cevapları. Bir, ilk söyledi. C. Bir C, doğru. İki. İki B. Doğru. Dry. A. A. Fia. Değil. B. B kaldı. Bravo, güzel. Çok iyi. Hızlıca yaptık. Yani normalde burayı iki kere dinletiliyor. Şimdi Schauen Sie sich die Bilder an. Bildlexikon. Görsel sözlükler. Şu yukarıdakileri. Der Ingenieur. Der Ingenieur. Mühendis. Der Mekatronika. Der Mekatronika. Bak C, H, H diye. Mekatronika. H yapıp Mekatronika diyoruz. Bu elektrik ve mekatroni mühendisi tam Türkçe'deki hali. Mekatronika. Der Schauspieler. Sahne sanatları oyuncusu. Der Schauspieler. Bu hangi fiilden geliyor? Schauen bakmak demek. Schauen. Bak şuradan ayır. Schauen. Spieler de oyuncu demek. Sahne sanatları oyuncusu. Der Student. Der Student, üniversite öğrencisi demek. Die Journalistin, die Journalistin, bu gazeteci demek. Die Friseurin, die Friseurin. Die Architektin, efendim? Siz edemedim. Tamam. Die Architektin, mimar. Architektin, C-H'yi H şeklinde. The architect. Buradan. The secretarian. The secretarian. A ümlat E şeklinde okunuyordu. The artistin. The artistin. Kadında A ümlat artistin. Erkekte de arts. Normal A şeklinde. The Lehrer. Der Lehrer. Bak H'yi söylemiyorum. Tek başına H vurgulanmıyor. Der Lehrer. Der Verkäufer. Der Verkäufer. Bu da şey. Manav. Manav değil. Satış danışmanı. Burada hani manav gibi gözükmüş de satış danışmanı demek. Die Kellner. Die Kellnerin. Dişil hali de. Die Kellnerin. Garson demek. Bunun dışında birkaç tane daha meslek öğreneceğiz. Ben sana çalışma kağıdı atacağım. Şimdilik bu meslekler üzerinden alıştırmalar yapacağız. Şimdi Almanca'da mesleklerin şöyle bir özelliği var. Bütün eril mesleklerin artikeli D'dir. Bütün dişil mesleklerin artikeli D'dir. Mesela bak Die Friseurin sonuna in almış. Gördün mü? Şuradan ben sana göstereyim. Die Friseurin. Die Architektin. Şimdi bunları edilleştirelim. Der Friseur. Der Architekt. Kadın kuaför. Kadın, pardon, erkek kuaför. Der Friseur. Erkek kuaför. Der Architekt. Erkek mimar. Yani şu, eğer ismin sonuna in getirirsen, in. Bak şimdi kız öğrenci yapacağım. Kız üniversite öğrencisi. Studentin. Şunu kalınlaştırayım. Studentin. Ve artikelinde ne yaptık? Dişilleştirdiğimiz için die. Die Studentin. Die dişiller için kullanılır. Die Frau dişiller için, yani kadın artikeli olanlar, öyle diyeyim. Feminine. Erkeklerin artikeli der.
Maskülen, M'le, sözlüklerde M şeklinde gösterir. O D'ya demek. Feminen, F şeklinde gösterir. O D demek. Dişil demek yani. Nötrüm, das, cinsiz demek. Die Studentin. Der Journalist. Mesela erkek yaptık. Sahne sanatları oyuncusunu kadın yapacağız. Sanatçı diyelim biz buna. Die Schauspielerin. Der Schauspielerin. Bu mantığı anladın mı? Mesleklerin sonunda in varsa kadın mesleğidir. Yani kadının yaptığı bir meslektir. Die Mekatronikerin. Bu kadar. Sonunda mesela du bist Studentin. Sen üniversite öğrencisisin. İlkokul öğrencilerine ne deniyor? Şüla. Kısa bu. Şülerin. De Schüler'in veya Schüler. Schüler'den geliyor okul. Okul öğrencisi demek. Yani ilkokul, ortaokul öğrencisi. Ama üniversite öğrencisi de Studentin demek. Şimdi. Zwei, ich arbeite als Journalist. Şimdi bunu nasıl? Als neden als? Als olarak demek. Olarak. Gazeteci olarak çalışıyorum. Arbeiten, work. Çalışmak demek. Ich arbeite, du arbeit, er, sie, es arbeit, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Düzenli bir fiildir. Bir sıkıntı yok. Yani ünitenin sonunda arbeiten fiilini tekrar çekimleyeceğiz. Hören Sie, dinleyin, und ordnen Sie zu ve düzenleyin. Su ordunun düzenlemek demek. Yani evi düzenlemek anlamında değil, yerleştirmek anlamında. Ich bin Historikerin. Şimdi burada bir kadın var. Şu kadın, kıvırcık saçlı olan. Bu tarihçiymiş. Ama şurada çalışıyorum, şöyle, şu olarak çalışıyormuş, şurada çalışıyormuş. Yani bir şey olarak, als olarak demek mesela. Ich bin Deutsch Lehrerin. Ben Almanca öğretmeniyim. Und ich arbeite als Deutschlehrerin, Almanca öğretmeni olarak in einem Gymnasium, bir lisede çalışıyorum. Ich arbeite als Deutschlehrerin in einem Gymnasium. Als olarak, mesleki anlamda olarak. Als Deutschlehrerin bei. Bay ne demek? Deda anlamda. Bir firmada çalıştığında. Ben bir okulun içinde dedim. Okulda dedim. In einem Gymnasium. Ama bir firmada, bir yerde çalıştığında Bay X Media, Bay Bosch, Bay Profilo, bunun gibi. Bir firmada, bir şirkette çalıştığında Bay edatını kullanacağız. Şimdi hazırsan dinleyelim. İki B. Aufgabe 2a. Hallo, ich heiße Barbara Meinhardt. Ich komme aus der Schweiz und lebe in Köln. Ich bin Historikerin und arbeite als Journalistin bei X Media. Ne yaptın mı? Ben burayı pek anlamadım. Tekrar. Bak şu ikinin A'sını yapıyoruz. Bu kitabı edinebildin mi? Yok. Bu kitabı edinebildin mi Eylül? Aldın mı? Heh, tamamdır. Şimdi bu kadının adı Barbara ve söylüyor. Bunları eşleştirmeni istiyor senden. Tamam. 2A. 2A. Hallo. Ich heiße Barbara Meinhardt. Ich komme aus der Schweiz und lebe in Köln. Ich bin Historikerin
und arbeite als Journalistin bei X Media. Tamam. Yaptım. Tamam, alayım cevabı. Ich arbeite als Journalist. Journalistin. Ich arbeite bei X Media. Doğru, richtig. Gut gemacht. Ich, bak gramatik kısmına bak. Ekranda işaretledim. Ich bin Friseurin. Ich bin Architektin. Ben mimarım. Ich arbeite als Architektin. Mimar olarak çalışıyorum. Bei Faka yapılı. Mesela burada öyle bir yer var. İnşaat işte. İnanoğulları İnşaat Bay. Şirketin adını koyacaksın. Bunun gibi. Bak şurada da inebilsem aşağı. Söylediğim şey mesleklerin dişil olup olmamasını anlatıyor. Was machen Sie? Siz ne yapıyorsunuz? Was sind Sie von Beruf? Mesleki olarak siz nesiniz? Yani ne yapıyorsunuz? Schreiben Sie Kärtchen und machen Sie ein Plakat. Hilfe finden Sie im Bildlexikon oder Wörterbuch. Yani siz ne yapıyorsunuz? Onunla ilgili bir şeyler yazın diyor. Bak şimdi historica tarihçi demek. Historiker erkek olduğunda mavi. Maskülen. Historiker. Historikerin tarihçi kadın. Journalist gazeteci. Journalistin kadın gazeteci. Student. Student üniversite öğrencisi erkek. Die Studentin kadın üniversite öğrencisi. Arzt, doktor demek. Erkek doktor. Der Arzt. Der Arzt. Die Ärztin. Bunu dişilleştirdiğimizde A ümlanta dönüşüyor. A. Kalın A inceliyor. Ärztin. Ich bin Ärztin. Ben kadın doktorum. Ärztin. Kitabının üzerine notlarını al. Şimdi şuraya gelelim. Buraya yaptık. Suchen Sie im Kurs. Wer hat die Kärtchen geschrieben? Bu kitap biraz böyle sınıf ortamımız için. Sınıfta işte meslek, kim hangi mesleği yapmak istiyorsa onları plakat hazırlatıyordu hocalarımız bize. Biz de ikimiz yapalım. Carmen, was machst du beruflich? Machen ne demek? Machen. Evet, yapmak. Ich mache, du machst, er sie es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Düzenli bir fiil. Hiçbir sıkıntımız yok burada. Yapmak, du. Was machst du beruflich? Beruflich, beruf ne demek? Bilmiyorum. Benim hatam. Çünkü bunu işliyoruz ve ilk başta bunu söylemem lazımdı. Die Berufe, meslekler. Şöyle büyüteyim. Die Berufe, meslekler. Konumuz bu. Meslekler. Die Berufe. Beruflich de mesleki olarak demek. Burada diyor ki mesleki olarak ne yapıyorsun? Yani mesleğin ne? Bunları defterine ya da kitapta dursun diyorsan önemli bu yapılar. Was machst du beruflich? Kaç şekilde sorabiliyoruz? Was machst du beruflich? İlk yapımız. Mesleki olarak ne yapıyorsunuz? Ich mache eine Ausbildung als Friseurin. Kuaför olarak Ausbildung staj demek. Pardon. Öğrenim demek. Mesela sen üniversitede Ausbildung'unu yapıyorsun. Öğrenimini görüyorsun. İşte kuaför olarak öğrenim görüyorum. Öğrenim yapıyorum. Ausbildung. Ya da direkt kuaför olarak çalışsaydı ich arbeite als Friseurin derdi. Ich arbeite als Friseurin.
Ama bu öğrenim yaptığı için Ausbildung machen. Bu bir yapıdır. Ausbildung machen. Öğrenim görmek. Hani öğrenim yapmak değil. Aslında öğrenim yapmak da Türkçe'de var gibi. Öğrenim görmek diyoruz biz. Daha çok o bölümü okuyorum gibi. Aynen. Aha, aynen. Serbest çevirebiliriz. Şimdi kibar şekilde sorduğumuzda was machen Sie? Şu rengimi değiştireyim. Was machen Sie? Siz ne yapıyorsunuz? Beruflich. Was machen Sie beruflich? Mesleki olarak ne yapıyorsunuz? Ya da karşındaki informal ise was machst du beruflich? Mesleki olarak ne yapıyorsun? Bu birinci yapımız. Beruflich ile sorulan birinci sorma şeklimiz. Bir de iki. Şimdi ikiyi söylüyorum. Bu birdi. Bu iki. Was sind Sie von Beruf? Meslek olarak nesiniz? Yani mesleğiniz nedir? Was sind Sie von Beruf? Ya da Was bist du von Beruf? Şuraya da ben senin için yazayım. Was machst du beruflich? Mesleki olarak ne yapıyorsun? Bu birinci sorma şeklimiz. İkinci sorma şeklimiz. Was bist du von Beruf? Mesleğin ne? Was bist du von Beruf? Ich arbeite als Ingenieur. Mühendis olarak çalışıyorum. Bei Bosch. Bosch'ta. Ich mache eine Praktikum. Bu ne demek? Bak işaretlediğim yerde gözükecek. Ich mache eine Praktikum bei Siemens als Ingenieur. Staj demek. Staj. Ich mache ein Praktikum bei Siemens als Ingenieurin. Mühendis olarak Siemens'te staj görüyorum. Ich mache eine Ausbildung bei Bosch als Architektin. Bosch'ta mimar olarak öğrenim görüyorum. Ya da ich habe einen Job. Bir mesleğim var. Haben sahip olmak demek. Ich habe einen Job. Neden einen olmuş? Çünkü job'un artikeli der. Der Job. Tamam. O yüzden aynen olmuş. Şimdilik bu şekilde bir. Als olarak. Ich habe einen Job als Lehrerin. Öğretmen olarak bir mesleğim var. Bir işim var. Job iş demek. Öğretmen olarak bir işim var. Bu şekilde diyebilirsin. Arbeitını çekimlemiş. Ich arbeite. Du arbeitest. Sie arbeiten. Bu kitap sadece şunları önemli görüp ich, du, sie. Çünkü ilk başta formal konuşmayı ve sonra informal konuşmayı öğrettiği için bu kişileri çekimliyor. Ama bütün çekiminde leksiyonun sonunda veriyor. Orada göstereceğim. Haben sahip olmak dedik. Ich habe, du hast, er sie haben. Ben sana şey demiştim. Sein fiilini adın soyadın gibi iyi bil. Sadece sein fiili olmak, bulunmak anlamında değildir. Almancanın temel taşlarından biridir demiştim. İşte haben da onlardan biri. Haben ve sein. Çok önemli iki fiil. Biri sein'di, olmak. Çok değişik bir fiiliydi. İh de bin oluyordu, du da bist oluyordu, er sie es de ist oluyordu. Ama haben düzenli. Sadece du da tamamen değişiyor. Du hast. Rammstein'in hatta öyle bir şarkısı vardı. Ich habe, du hast, sie haben şeklinde çekimleniyor. Bunu da mutlaka çok iyi bilmen gerekiyor. Yani şöyle küçük bir defterin olabilir.
İşte ben bunu Watson's'dan mı ne aldım? 1 lira bir şeydi. Buna fiilleri çekimleyebilirsin. Fiil çekimlemeyi de sana gösterdim. Pons'a giriyorsun. İstediğin fiili yazıyorsun. Sağ altta fiilin çekimini gösteriyor sana. Mutlaka yani fiilleri çekimlememiz lazım. Şimdi, wir sind verheiratet. Biz evliyiz. Şimdi medeni durumları işleyeceğiz. Bunların hepsi neden? Kendini daha iyi tanıtabilmen için. İlk başta ilk ünitede işte nereli olduğunu, nerede oturduğunu, kaç yaşında olduğunu falan öğrendin. Şimdi daha detaylı kendini tanıtabilmen için mesleğini söylersin. Oradan konuşma açılır yavaş yavaş, değil mi? Şimdi bunları işleyeceğiz. Familienstand aile durumu demek. Stand durum demek. Ordunun sie, su. Eşleştirin. Şu gramatik yapıya bir bakalım. Wir sind verheiratet. Biz evliyiz. Wir sind nicht verheiratet. Biz evli değiliz. Bak nicht negasyon yaptı. Olumsuzluk yaptı. Wir sind nicht verheiratet. Ama her zaman nicht negasyonu yapan her zaman nicht olmuyor. Bunu gramer dersimizde anlatacağım ben sana. Hatta ben sana yazdım. Onları da atayım. Olumsuz cümle yapımı nicht ve kein. İki şekilde olumsuzluk yapılıyor. Nicht doesn't gibi düşün yani. Nicht ve kein var. Bunları sonrasında göstereceğim. Şimdilik kısa kısa böyle bir bakalım. Wir sind nicht verheiratet. Aslında Almanlar evlendik demiyor. Evlendirildik diyor. Biliyor musun? Mesela doğdum demiyor. Doğuruldum diyor Almanca'da. Bak şimdi wir biz demek ya. Biz. Verheiratet. Verheiraten evlenmek. Ama bak T ile yapılmış. Aslında oradan uyanabiliriz. Verheiratet. Bu fiilin particip zwei hali. Yani fiilin üçüncü hali. Mesela ich bin Lehrerin diyorum değil mi? Bu bir isim cümlesi. Biz evliyiz. Bu da bir isim cümlesi olması gerekir. O zaman Almanların bu şekilde söylemesi gerekiyor. Ama Almanlar evlendirildim, doğruldum diyor. Ich bin geboren. Bağırın doğurmak demek. Hı. Yani pasif oldu değil mi? Aynen pasif. Doğruldum, yapıldım, evlendirildim. Aslında pasif değil de ettirgen yapı gibi düşün. Sadece bu kısa bir anekdottu. Yani genelde Wir sind verheiratetler geçerler. Ama sen bunu her zaman isim olarak görürsün. Evli olma. Ama bu isim değil, fiildir. Verheiratet. Evlendirildim. Wir sind nicht verheiratet. Evli değilim. Tamam. Şimdi, ya bunlar zaten yapılmış. Ama bir bakalım. Ben evliyim dersem nasıl derim? Ich bin verheiratet. Ben evliyim. Ich bin verheiratet. Evliyim. Yani birinci. Erste foto. İlk fotoğraf. İkiye bak. Evlilik yüzüğü kırılmış. Yani boşanmışlar. Wir sind geschieden. Wir sind geschieden. Biz ayrıldık. Bu iki. Üçe bak. Efendim. Bir şey mi dedin Eylül? Hayır. Heh, tamam. Üçüncü fotoğrafa bakalım. Üçüncü evliler ve çocukları var. Wir haben ein Kind. Bir çocuğumuz var. Üç. Şurası üç. Haben sahip olmak dedik. İlk anlamıyla haben sahip olmak. Wir çoğul kişiye göre çekimlendiğinde haben oluyor. Du hast, ich habe. Bir çocuğumuz var. Bir. Ein Kind. Dördüncü fotoğrafa bakalım. Beraber yaşıyorlar gibi. Wir sind nicht verheiratet. Biz evli değiliz. Dört şurada yapılmış zaten. Wir sind nicht verheiratet. Biz evli değiliz. Ama Peter und ich, Peter ve ben leben, yaşıyoruz. Zusammen, birlikte. Evli değiliz ama birlikte yaşıyoruz. Bak Almanca'da bir nezaket kuralı vardır.
Mesela Eylül ve ben diyeceğim ya. Eylül ve ben alışverişe gideceğiz. Eylül und ich. Önce seni söylemem gerekiyor. Sonra kendimi söylerim. Ben ve Eylül gideceğiz değil. Eylül und ich gehen wir zusammen zu Einkaufszentrum. Burada da bak Peter und ich leben zusammen. Peter ve ben birlikte yaşıyoruz. Beşe bak. Single. Ich bin single. Ich lebe allein. Bekarım ha. Bekarım, single bekar demek. Zingula da tekil demek. Hani oradan aklında kalsın. Tekil, ilk, birinci tekil kişi ya. Bekar demek. Leben yaşamak demek. Düzenli bir fiildir. Ich lebe, du lebst. Hemen kenarına yaz. Leben'ı da çekimleyeceğim diye. Leben'ı bul. Konstan çekimle. Allein yalnız demek. İniyorum. Hören Sie das Interview. Görüşmeyi dinleyin. Was es richtig? Hangisi doğru? Kreuzen Sie an. Ankreuzen. İşaretlemek. Hazırsan dinleyelim. Aufgabe 3b. Test. Test. So. Hallo. Mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Sie sind nicht geschieden. Und Sie haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Orada ilk başta adam şey diyor, kadının soy ismini tekrarlatıyor. Oraya çok takılma. Aufgabe 3b. Test. Test. So, bitte. Hallo. Mein Name ist Markus Bäuerlein. Ich heiße Barbara Meinhardt. Meinhardt Bäuerlein. Wie bitte? Barbara Meinhardt Bäuerlein. Sie heißt Meinhardt Bäuerlein. Wir sind verheiratet. Wir leben nicht zusammen. Wir sind nicht geschieden. Und wir haben zwei Kinder. Wir leben getrennt. Die Kinder und ich, wir leben in Köln. Er wohnt in Bonn. Aha, danke. Vielen Dank. Tamam mı? Evet. Alayım cevabını. Barbara und Markus sind Leben zusammen. Bak ilk baştakileri yapman gerekiyor. Barbara und Markus sind geschieden, boşanmış mı? Verheiratet, evli mi? Aa, öyle mi? Ben eşleştirdim direkt. Yok, sorun değil. Olsun, oradan da doğru cevap çıkar. Aa, o zaman şey, evli. Aha, verheiratet. Evli. Sie haben, sie dediği onlar, Barbara ve Markus. İlk başta adama dedi. Barbara kendi kızı anne soy ismini söylüyor. O Markus da kendi ismini katıp söylüyor. Wir sind verheiratet diyor. Biz evliyiz diyor. Ama Barbara ilk başta kendi erste Familienstand ilk aile ismini söylüyor. Yani ilk kızlık soy ismini söylüyor. Biz de öyle deniyor. Markus da düzeltiyor. Biz evliyiz diyor. Wir haben zwei Kinder. Hatta iki çocuğumuz var diyor. Aber sie onlar leben nicht zusammen. Birlikte yaşamıyorlar. Aynen. Hatta kadın diyor ya, biz Köln'de yaşıyoruz. Wir leben in Köln mit Kinder, çocuklarla beraber.
Er lebt in Bonn. O Bonn'da yaşıyor. Ein Kind bir çocuk demek. Ein Kind. Zwei Kinder. İki çoğul olduğu için Kind'i de yani onu da çoğul yapmamız gerekiyor. Almanca'da isimler çoğul olduğunda ekleri de değişiyor. Yani çok değişmiyor. A ümlantlar, A kalınlar, A ümlant oluyor. U'lar Ü oluyor. Birkaç tane sonuna en geliyor. Yani gözün alışır bir süre sonra ona da bir zorluğu yok. Mesela bunda sonuna er geliyor. Dikin ein Kind bir çocuk demek. Zwei Kinder iki çocuk. İki çocuklar yani iki çocuk demek. Keine Kinder hiç çocuğumuz yok. Çocuğumuz bak bunu söylerken bile çoğul söylüyorsun aslında. Keine Kinder. İki tane çocuk yok yani orada kein. Burada nicht demiyoruz bak kein. Çünkü bir şeyin olmama durumu hiçlik durumudur. Hiç çocuğum yok dersen Ich habe nicht Kinder demezsin. Ich habe keine Kinder. Ich habe kein Handy. Ich habe kein Handy. Hiç telefonum yok. Ich habe keine Tasche. Hiç çantam yok. Ich habe keine Studentin. Hiç üniversite öğrencim yok. Ich habe kein Job. İşim yok. Bir şeyin hiç olmama durumu, yokluk durumunda kein kullanıyoruz. Bir şeyin eylemsel olarak olmaması durumunda. Ich gehe nicht zur Schule. Okula gitmiyorum. Okula hiç gitmiyorum dersek of başka bir şey. Orada varlığın olmaması durumunda söylerdik. Ama burada eylemsel olarak gitmemek dediğimizde nicht kullanıyoruz. Ama bir şeyin hiç olmaması dediğimizde keine. Bu neye göre değişiyor? Kinder'ın artikeli ne oldu artık? Die. Almanca'da bütün çoğulların artikelleri di olur. Die Kinder. Bu yüzden ondan önce işte sıfat, bestimmte artikel, belirli artikellerde, belirsiz artikellerde, negasyon artikellerinde bunların ekini belirtmemiz gerekiyor. Çünkü Kinder'ın önünde di yok. Ama bunun artikelinin di olduğunu, çoğul olduğunu, değişime uğradığını belirtmemiz gerekiyor. O yüzden buradaki D'nin E'si keine'ye geliyor. Ama mesela bak benim dediğimi Ich habe kein Handy. Hiç telefonum yok. Das Handy kein oluyor. Sadece artikeli D olanlarda nominatif yani ismin yalın halinde bu şekilde oluyor. Bunları hiç kafan karışmasın. Süreç içerisinde göreceğiz. Şimdilik adım adım biraz ilerleyelim diye. Aşağı inelim. Wohnen, arbeiten, sein. Ha, şimdi de viyaları vermiş bize bu kitap. Parça parça veriyor. Wohnen ikamet etmek dedik. Arbeiten çalışmak dedik. Sein olmak, bulunmak anlamında. Haben sahip olmak dedik. Wohnen in, bir yerde ikamet etmek, oturmak. Arbeiten als, olarak çalışmak. Kommen aus, den gelmek. Mesela hani woher kommst du diyorum ya sana, sen de ich komme aus Mersin diyorsun. Ben seni yolda gördüğümde de Eylül, woher kommst du dediğimde ich komme zum Einkaufszentrum, alışveriş merkezinden geliyorum da diyebilirsin. İlla hani nereli olduğunu söylemek anlamında değil. Woher nereden demek sonuçta. C'ye bakalım. Sven und Neyden tamam. Burada çok kayda değer bir şey görmüyorum Eylül. Şu önemli olan yani buranın kazanımı şu. Wohnen in bir yerin içinde yaşamak. Arbeiten als olarak çalışmak. Kommen aus. Tamam. Sayılarımız bunu bir dinleteyim istersen sana. Ausgabe 1C 1. Ich bin 38.
Ich lebe. Bu şeyi söyle bir dakika bulayım bunu. 2'nin 4'ü a. Aufgabe 4a. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam mı? 13 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 Pardon. 90 100 Buraya kadar tamamdır. Yazmışsındır eksik olan sayıları. Alayım boşlukları 13, Rize 15, Hüseyin Hüseyin 18, Ahzey 40, Fiyazi Fetzi Hayır. yazıyor. 40. 40'ta değil miyiz? Fiyazi. Fetzi. Ha ben yanlış duydum. Başka bir şey söyledin sana. Fetzi. Okey. 70. Zipsi. Zipsi. Doğru. 90. Monzi. Neunzig. Doğru. Aferin. Gut gemacht. 100. Aynı. Einhundert. Okey. Yazamadım ben. Sanki şu an şimdi kapatayım. Buradan sonrası şurada bir dinleme daha var. Wie alt bist du? Onu da yapalım hemen. Aufgabe 5a. Tamam, doğru. Wie alt bist du? Yaşın kaç? Ve fragmanlarda bunları işleyeceğiz. Wie alt bist du? Yaşın kaç demek. Hören Sie und kreuzen Sie an. Dinleyin ve işaretleyin. Sven und Nadine diye biri var. İkisi de hangi yaşlarda? Ve wo wohnen Sie? Onlar nerede oturuyor? Dikkatli dinle bakalım. Hallo. Super Musik, was? Wie heißt wie alt bist du? Ich bin 25. Hey, super. Ich bin auch 25. So? Ja. Und wo wohnst du? Ich wohne in Berlin. Hey, wow. Ich wohne auch in Berlin. Ach ja? Ja. Ich bin 25 und lebe in Berlin. Und wie heißt du? Ich heiße Sven Henken Johann. Hey, toll! Ich heiße auch Sven Henken Johann. Was? Bunda da kız espriyi patlatıyor. İkisi de aynı yaşta, ikisi de aynı yerde yaşıyorlar. Sonra kız çocuğa dönüp diyor ki adın ne? Wie heißt du? O da Sivin Yonah diyor. O da diyor ki aa benim adım da Sivin Yonah. Çok komik. Haydi bunu yapalım. Wie alt sind Sven und Nadine? Şey, Fünfon Survivor. 20, 25. 35 deseydi ne derdi? Şey, Fünfon Survivor. Dreißig derdi. Wo wohnen Sie? Onlar nerede yaşıyor? İmbel.
In Berlin. Okay. B'ye bakalım. Fragen Sie und spielen Sie Echo. Wie alt bist du? Sen kaç yaşındasın? Ich bin 34 Jahre. Hey super, ich bin auch 34. Tamam. Sürekli onları tekrarlayın diyor yani. Buraya geçiyoruz. Einen kurzen Text über sich schreiben. Buna Steckbrief deniyor Eylül. 7'nin A'sındayız. Lesen Sie den Steckbrief und den Text und markieren Sie die Verben. Vorname ismin, Familienname soy ismin, Herkunft ülken ya yani memleketin, Wohnort yaşadığın, ikamet ettiğin yer, Beruf mesleğin, Alter yaşın, Familienstand evli misin, bekar mısın, çocuğun var mı? Buna Steckbrief deniyor. Kısaca kendini tanıttığın mektuplar. Sen de kendi Steckbrief'ini buraya oluştur. Bak yazmış burada. Boş bırakmış sağ kenarda. Ve onu sonrasında şu şekilde zaten bana bir ödev yapacaktın. Kendini tanıtma. Bu şekilde düzenleyip bana gönder. Hatta derste dönüp işleriz. Bakarız, kontrol ederiz. Ich heiße Eylül. Und komme aus der Türkei. Und ich wohne in jetzt Mersin. Ich bin Studentin und habe einen Job als Kellnerin. Garson olarak çalışıyorsun gibi düşün. Ich bin 24 Jahre alt. 24 yaşındayım. Single. Ich bin single. Tekrar ich bin dememiş. Virgül koymuş. Ich bin single. Bekarım. Und habe keine Kinder. Hiç çocuğum yok. Bunun gibi. Buralar işlediğimiz şeylerin genel bir tekrarı. Bunlara da bak. Ardından ne yapacaksın? Bu ünitenin çalışma kitabındaki bölümlerini yap. Çalışma kitabını çıkardın mı? Birikmesin. Birinci ünitenin ve ikinci ünitenin çalışma kitabındaki yerlerini yap. Zaten görürsün, belli oluyor. Tamam. Tamamdır. Bugünlük dersimizi burada bitirelim. Yarın görüşmek üzere. Yarın bu ödevin var. Yaptıklarımızı bir tekrarla. Yarın V fragileri işleyeceğiz. Biraz üçüncü üniteye bakarız. Böyle ilerleriz. Tamam. Tamamdır. Hoşça kal. Bis bald, Morgan.